Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve Pratik Yemekler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı biber dolması tarifim var. Umarım videomu beğenirsiniz. 2 kilogram dolmalık biberim var. Onları önce yıkadık. O kök kısımlarını çıkardıktan sonra ayrıca buradaki çekirdekleri temizledik ve dolmamızı doldurduktan sonra onu da bu şekilde kapak olarak kullanacağım ki içerisindeki malzemelerimiz dışına taşmasın diye. Onu hemen şöyle bir kenara alıyorum ve diğer malzemelerimi koymaya başlıyorum. 2 kilogram biber dolmasına gördüğünüz gibi 2,5 su bardağı pirincim var. Yıkadım. Hemen onu derin bir kabın içerisine boşaltıyorum. Sonra bir yemek kaşığı tepeleme salçamız var. Onu koydum. Bir tatlı kaşığı pul biberimiz var. Bir tatlı kaşığından yarım tatlı kaşığı karabiberimiz var. Bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biberimiz var. Onları da hemen içerisine aktardım. Ve 2 diş çok ince kıyılmış sarımsağımız var. Onları da koyuyorum. 2 tane orta büyüklükte kuru soğanımız vardı. Onları da gördüğünüz gibi küçük küçük doğradık. Onları da içerisine atıyoruz. Şöyle. Sonra malzemelerimizde çeyrek dereotumuz var. Çeyrek maydanozumuz var. 2 tane de orta büyüklükte domatesimiz var. Onları da gördüğünüz gibi minik minik doğradık. Onları da içerisine ilave ediyorum. Sonra neyimiz var? Hemen gösteriyorum. Şöyle 1 su bardağı yani 200 mililitreden şöyle 2 parmak eksik sıvı yağımız var. Çünkü pirincimiz çekeceği için, yağ çekeceği için lezzetli olması için de böyle bir yağ ilave ediyorum. Sonra 750 gram kıymam var. Onun içerisine koyacağım. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Aşağı yukarı tam hani derin dondurucuda sakladığım için tam olarak da gramını bilemiyorum. Aşağı yukarı 650 veya 700 gram kadar gördüğünüz gibi kıymamız var. Dana kıyması. Tuzunu üzerine ilave ediyorum. Tuzunu biraz kaçırıyorum çünkü dolmada fark ediyor. Şöyle tuzumuzu içerisine ilave ettikten sonra şimdi bütün malzemelerimi güzelce yoğuracağım. Bütün homojen bir hale gelsin ve lezzetleri birbirine geçsin diye. Baharat olsun, yeşilliği ve domatesiyle beraber tam ayarında ve kıvamında bir biber dolması. Siz de tarife uyarak bu şekilde yaparsanız güzel lezzetli bir biber dolması yemiş olursunuz. Ayrıca eğer kapak olarak kullanmazsanız şeyleri, o biberin üzerindeki başlık tohum kısımlarını, kök kısımlarını onları da kızartıp tüketebilirsiniz. Asla hiçbir malzemeyi zayi etmiyoruz. Kanalıma girip biber dolması nasıl kızartılır, onun da videosunu bulursanız sevinirim izlerseniz. Ve çok lezzetli olan bir yer orası da biberin ayrıca. Onu da yok, sadece domates kapatabilirsiniz. Yok ben biber kökünü koymak istiyorum derseniz de onu ilave edebilirsiniz. Tenceremizi gördüğünüz gibi böyle yayvan bir tencere kullanırsak dolmamız da daha güzel pişer. Şöyle hemen onu kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi dolmamızın içi hazır. Güzelce karıştırdık. Bütün malzemeler birbirine girdi. Lezzetli bir iç çıktı ve tuzu bir tık tuzlu. Ve o daha bir lezzet verecek şeyimize. Çünkü dolmada bir tık fazla yapmamız gerekiyor tuzunu. Hemen dolmamızı doldurmaya başlayalım. Çok fazla sıkı doldurmuyoruz ki içi pişsin. Ve çok böyle pilav gibi olmasın. Normal genişlikte. Şöyle göstereyim. Dolduruyoruz. Eğer içimiz biraz kalırsa ne yapıyoruz? Hepsini eşit miktarda yine dağıtabiliriz. Ama öncelikle çok fazla sıkışık yapmayalım. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Tane daha doldurayım. Eğer videomu buraya kadar beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi biberlerimizi doldurduk. Çok az bir iş kalmıştı. Onu da azar azar biberlerimizin üzerine koyduktan sonra şimdi kapaklarını kapatalım. Şöyle hafifçe bastırmadan üzerine koyalım. Tabii önce irilerimiz var. Onları ayarlayalım. Küçükleri de küçüklere. Mesela şu küçük şöyle koyabiliriz.
suyuna verdikten sonra kaynıyor. Hemen kaynadıktan sonra ne yapıyoruz? Ocağımızın altını yarıma kısıyoruz. Suyu çekip ve pirinçlerimiz pişene kadar kaynamaya bırakıyoruz. Pirinçlerimiz çekildikten sonra, suyunu çektikten sonra, suyu da çekildikten sonra biraz ılık olarak da servis yaparsanız daha lezzetli bir dolma yemiş olursunuz. Hemen şunu da şöyle şuraya koyuyorum. Üzerine çok az bir tuz serpiyorum. Ve hemen kaynamış suyum vardı. Onu da şöyle üzerinde gezdiriyorum. Şöyle taşmayacak şekilde, ama ben biraz daha ilave etmek istiyorum. Tamam. Hemen ocağımın üzerine koyuyorum. Kaynadıktan sonra ocağımın altını yarıma kısıyorum. Pirinçlerimiz pişip suyunu çektiği zaman ne yapıyoruz? Eğer pirinçlerimiz pişip de dibinde su kalıyorsa çok önemli değil. Önemli olan pirincimizin pişmesi. Pirinçlerimiz piştikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dolmamız pişti. Gördüğünüz gibi çok az da bir suyu kalmıştı. Şöyle de göstereyim. Şimdi servis tabağını alıp bir de içini kontrol edeceğim. Hemen şöyle bir tanesinde arasını açıp göstermek istiyorum nasıl piştiğini. Gördüğünüz gibi. Evet değerli takipçilerim, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer benim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız yeterli. Kanalıma da abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Ve yapacaklara da şimdiden afiyet olsun istiyorum.